Hoş geldiniz sevgili seyirciler. 24 Spor Gecesi ile birlikteyiz. Her gece olduğu gibi Gökhan Dinç ile beraberiz. Hoş geldin Gökhan. Hoş bulduk. Özetler. Tudor imzaya attığı ilk antrenmanına çıktı. Galatasaray'dan Karabükspor Başkanı'na yanıt geldi. Viking'den oyunculara duygusal veda. UEFA Avrupa Ligi heyecanında temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Osmanlı Spor bugün sahne alıyor. Mustafa Denizli Eskişehir Spor'la anlaştı. İmza bugün saat 13'te. 2024 Avrupa Şampiyonası'na adaylığımızı resmen açıkladık. Günün videosunda Atiba'nın oğlu Noah var. Evet, özetlerimiz bu şekilde. Dün burada ayrıntılı bir şekilde Tudor'u konuşmuştuk. Tudor bugün ilk antrenmanına çıktı. Yarın saat 15.30'da da Başkan Dursun Özbek'le birlikte bir imza töreni düzenlenecek. Hemen Tudor Galatasaray'a çare olur mu? Bununla başlayalım ama önce bir düzeltme yapalım dilersen. Dün bugün açıklanan kamuoyu aydınlatma platformunda bildirilen rakamlar 1 milyon euro önümüzdeki sezon için, 400 bin euro da bu sezon için alacağı şeklinde. Dün Sayın Feridun Tankut yayınımıza bağlanmıştı. Orada yardımcılarıyla birlikte 600 bin euro alıyordu bir sezonda demişti. Ben 2,5 milyon demiştim. Sen de onun üzerine bazı yorumlar yapmıştın. Ben yardımcılarıyla birlikte hesapladığı için 1,5 yıllık 2,5 milyon euro civarında bir rakam duyduğumu söylemiştim. 3 aşağı 5 yukarı aynı rakamlara da geliyor ama tabii izleyicilerimiz onu 600 bin euro Tudor, 2,5 milyon euro yılda alacak gibi algılamışlar. Sana da öyle tepkiler geldi galiba. Ne dersin? Böyle başlayalım. Şöyle yapalım. Bir kere Tudor'a verilen rakamlar Galatasaray yönetiminin başarılı bir transfer yaptığını gösteriyor. Yani bir hoca değişikliği yapıyorsanız yapıyorsunuz ve gelen hoca sezonun kalan kısmı için 400 bin euro, gelecek sezon içinde 1 milyon euro yapıyor, alıyor. Yani 1 milyon 400 bin euroya 1,5 sezon neredeyse hocanıza vereceğiniz rakam gerçekten maliyet açısından baktığınızda idealin de ideali bir rakam. Ama esas önemli olan soru şu: Tudor tutacak mı? Şimdi ben bugün elim sürekli Twitter'daydı. Ya yazsam mı yazmasam mı? Yazsam mı yazmasam mı? Tudor Galatasaray'a çare olur mu diye soruyoruz. Harika soru, çok güzel de. Yerinde bir 24 soru. 24 Spor Gecesi soruyor. Tudor Galatasaray'a çare olur mu? @24 Spor Gecesi Twitter adresimiz. Sevgili seyirciler, programımızla ilgili tüm bilgilere bu Twitter adresine ulaşabilirsiniz. Ayrıca etiketimiz de 24 Spor Gecesi etiketi. Soru, görüş ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu programı birlikte yapıyoruz. Her seferinde söylüyorum ama yeni izleyicilerimiz belki vardır. Onlara da bu hatırlatmayı yapalım. Şöyle, esas soru Tudor tutacak mı dedik. İşte bugün de ben yazsam mı yazmasam mı, Galatasaray taraftarları sosyal medya üzerinden reaksiyon verirler diye düşündüğüm için söylemedim ama burada söyleyebilirim. Peki şimdi Tudor kaç yaşında Haluk? 38. Yani Tudor oluyorsa Snyder de olur muydu? Yani Snyder'i oyuncu menajer olarak oynatabilirsiniz. Tudor Snyder'e ne kadar hükmedebilecek? Podolski'yi ne kadar yönlendirebilecek? Yasin gibi sorunlu bir futbolcuyu nasıl idare edebilecek gibi kocaman soru işaretleri var. Uzun yıllardır bu takımın bir parçası olan Snyder de bence bu takıma eğer Tudor'u alıyorsanız, ya Tudor oluyorsa Snyder neden olmasın? Bu şöyle algılanmasın. Ha, Gökhan Tudor'u aşağılıyor, küçük görüyor, değil. Tudor bambaşka bir patlama da yapabilir Galatasaray'da. Çünkü şuna eminim bir kere, Galatasaray taraftarının sevgilisi olacağını düşünüyorum. Neden? Çünkü sağ kenarında göstermiş olduğu reaksiyonlar, kazanma adına kaybetmemeye verdiği reaksiyonlar son derece türbündeki insanların görmek istediği tipte hareketler. Beyefendilikmiş, efendilikmiş Türkiye'de para etmiyor. Öyle otursanız da, gole sevinmeseniz de, hadi ayağa kalkıp yapsanız eleştiriliyorsunuz. Şimdi Tudor gibi, yıllarca gülmüyor. Aynen öyle. Şimdi Tudor gibi karakterler, hani futbolu yeni bırakmış aslında. Yani yeni sayılabilecek. Heyecanı her zaman taraftar sever. Aynen. Yeni bırakmış bir adam. Şimdi Karabük gibi bir şehir takımını, bir Anadolu takımını 10. sıraya çıkartabiliyor olması, Galatasaray gibi yarışın içerisinde olan bir takımda da başarılı olacağı anlamına gelmez. Galatasaray büyük bir takım. Galatasaray kazanmaya oynayan bir takım. Ve Tudor kazanmaya oynayacak. Pau çalıştırmış. Pau da kazanmaya oynayan bir takım değil. Yani Sürreal kazanmaya oynayan bir takım değil. Ondan önce de Hajduk Split'te yardımcı antrenör, sonra antrenör,
demiş. Ya antrenör geçmişi çok fazla. Antrenörlük geçmişi hedefi olmayan bir adam. Şampiyonluk olan bir takımda ilk kez çalışıyor. Aynı Riekerink gibi. Şimdi Riekerink neden olmadı? Çünkü adam yarışmacı değil. Bu adam biraz yarışmanın içerisinde. Onun genelindeki yani, hareketinden, hırsından tabii görüyoruz. Tabii o hırstan mesela sahadaki oyuncu etkilenir. Anladın mı? Mesela burada sen böyle bir yayın yapsan bana. Evet. Özetler. Bugün Galatasaray'da Çansal Tudor. Büyük ataklı gibi oldu ya. Yok dur abi aman. Ya böyle bir yayın yapsam başka türlü konuşurum ben. Mesela ama sendeki dinamizm bana, bendeki dinamizm de sana geçiyor. Hani bendeki biraz zor geçiyor sana ama ya sen özellikle kafanı Twitter'a gömdüğün zaman zor geçiyor. Ama sonuç itibariyle birbirimizden etkileniyoruz. Yani enerji anlamında etkileniyoruz. Kimse yanlış ya anlamaz. 14 Şubat sevgililer günü geçti ya. Tamam. Bir türlü sen kurtulamadın bundan. Ondan sonra... Virgül koyar mısın? Bir iki tweet okuyayım. Sen nereye geleceğini Hayır, biliyorum. Noktayı koymadın. Virgül koydun. Nereye geleceğini biliyorum. Finale bağlamadın çünkü. Mehmet Cengiz demiş ki geceniz hayır olsun demiş. Eyvallah. Murat Gencer demiş ki Gençer. Dünkü programı tamamen Galatasaray'la alakalıydı. Bu akşam için Beşiktaş Avrupa Kupalarında iki takımlar konuşulacak demiştiniz. Sonuç yine Galatasaray'la başladınız. Abi bir dakika Galatasaray yeni teknik direktörü var. Merhaba Marmaris'ten selamlar. Bence Tudor takıma hırs getirir, enerji getirir. Defanstaki sorunları da çözer demiş. Vay be defanstaki Tudor oynamayacak yalnız. Ya Doğan, Tudor oynamayacak Doğan yani. Feryat demiş ki beyler yarın 3 takımımız UEFA'da oynuyor lütfen ona odaklanın demiş. Galatasaray hızlı hızlı geçelim. Geçtik abi bitti benim cümlem. Bak hep ısrarla insanlar onu hatırlatıyor. Sen Snyder'de antrenörlük yapabilir evet. noktasındasın. Evet. Yani Tudor yapıyorsa Snyder. Tudor yaparsa Snyder de yapar. Peki Levent Lazifoğlu'nun grafiğini aman abi ya verelim. Bak şimdi Levent Bey'e girdiğin zaman iş değişecek çok abi. Çok hızlı hızlı hadi gidelim. Peki tamam hızlı 3-5 hızlı. 3-5 dakikada hadi. Bitirelim. Hadi. Ne demiş acaba? Igor Tudor'un sözleşmesinde çıkış maddesi olduğunu öğrenildi. Konuyu başkanımızın önüne getirdik. Yönetim kurulu da kabul etti. Gönül ister ki böyle bir durumda olunmasın ama kontratlar karşılıklı yapılır. Karabük başkanının öfkesini bir yere kadar anlayabiliriz. Ama ağır kelimeler kullandı. Kendilerine yakışmadı. Hatta Anadolu takımlarına yapılan darbe olarak niteledi. Galatasaray düşmanlığı yaratacak sözler kullandı. Buna gerek yoktu diyor Levent Lazifoğlu. Sen aşağı yukarı senin gibi düşünmüş Levent Lazifoğlu. Sen de böyle düşünüyorsun. Evet, İlk defa ortak bir noktada buluşmuşsunuz. Evet ama mesela hani buna gerek yoktu falan ne diyecek abi adam canı yanmış yani bir şeyler söyleyecek tabii yani. Canı yanan bir adam. Şimdi başarılı olduğunu düşündüğüm bir teknik direktör söyle Galatasaray'da son dönemlerde zor bulursun ama. En son Hamza Hamzoğlu. Başarılı. Yani, ya gitmesine sonuç, üzülecek bir. Hayır sonuç olarak. Yani, gitmesine yani, Fatih Terim tabii ha, ki. Yani, kaç yıl önce? Bayağı oldu ya 5 sene oldu mu? Yani Fatih Hoca'dan sonra Mancini, Prandelli, Hamza Hamzoğlu, Mustafa Denizli, Riekerink arada unuttuğum var mı? Yok. 5 tane teknik adam gelmiş. Bence mesela şey Levent Bey bile arada sayarken unutabilir ama sen unutmadın. Levent Bey'in değerlendirmesini ben değerlendirmeyeceğim bu sefer. Bir değişiklik yapıp Allah aşkına Beşiktaş'a geçelim. Tamam. Allah aşkına Fenerbahçe'yi konuşalım. Allah'ın aşkına. Riekerink'in veda sözlerini abi, veda sözleri. Hadi ver bir veda Buse'si abi. Ver abi Buse'yi. Ver abi. Ne demiş abi? Evet çok duygusal ben okuyayım istiyorsan. Oku. Alttan da ver müziği. Yok yok öyle bir şey yok. Ben bizim burada formatımızda iyi yok. İşler başardığımızı düşünüyorum. Güzel anılarımız başarılarımız oldu. Fakat bu uzun yolculuktur. Eğer bu yolda başarısızlıkla karşılaşırsanız bu yolculukta inmek zorunda kalırsınız. Ben şimdi iniyorum. Bakalım nereye binecek. İşler iyi giderken her şey güzeldir. Kötü giderken ve başarısız giderken de ayrılıklar olur. Sizi tanıdığım için kendimi şanslı ve mutlu hissediyorum. Kendim ve ekibim adına herkese çok teşekkür ederim. Ağlatabildim mi insanları ekran başında giderim? Ya ne abi tamam ne diyecek abi adam? Erkan demiş ki çare Drogba Tudor sadece hırs katar demiş. Baki demiş ki abi geç kaldım Fenerbahçe'yi konuştunuz mu? Hayır. Yok konuşmadık Baki. Baki o kadar alışmış ki Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor 1,5-2 dakika konuşuluyor son bir haftadır bu programda. Zafer abi. Bülbül demiş ki İmparator demiş. Güzel. İmparator. Abartmayın abi bir tane İmparator. Bora Aydın demiş ki Nazifoğlu hoca değişimi 3 maç kaybettirir dedi 3 saat sonra hoca değişti demiş. Sami Allah bütün askerlerimizi ve polislerimizi korusun inşallah demiş. Amin. Amin. Hasan Ali Barcelona 4-7 Beşiktaş 6 yer mi demiş. Haluk abi Gökhan Bey'e sorar mısınız? Zidane hangi tecrübeyle Real Madrid'de teknik direktörü oldu demiş. Ya o da hiç teknik şeyi yoktu. Real Madrid tecrübesi bir kulüp Real Madrid birisi Galatasaray'dan bahsediyorsun yalnız. Yani Real Madrid başka bir yer.
Ya bu Oğuz demiş ki yani. Hakemler eyyamcı, futbolcular kötü, kulüpler etikten yoksun, sonra da tribünler dolmuyor, neden acaba demiş. Can Özcan demiş ki birbirinize ve ekranlara çok yakışıyorsunuz, ne Tudor'muş, bütün ederiz. Sıkıntılar çözüldü Galatasaray adına, şaka gibi demiş. Bu konuyu kapatıyoruz hemen. Bak bu sefer olsun. Çok erken. Nasıl çok erken ya? Çok erken dedi. Orada İlbey bir şey söyledi. O sırada Twitter'dan bir şey yandı. Aklı tutuldu bu. Şu an mesela ışık yemiş tilki gibi şu an. Arkası yarın gibi okudun Gökhan abi demiş. Riker'inki okumanı beğenmediler. Arkası yarın Fatih gibi. Fatih de demiş ki Haluk abi bir şey soracağım. Gökhan abi yemekteyizin dış sesi miydi? Riker'inki vedayı okurken aklıma geldi demiş. Ya bak ver bir daha bak bak. Yok yok verme abi bitti. Bir dakika. Hayır. Ya bir dakika abi. Bir dakika abi. Abi bir ver abi. Beşiktaş'ta Allah aşkına tamam konuşacağız. Bir ver grafiği ben o programlardaki gibi okuyacağım. Ver abi. Ben burada iyi işler başardığımızı düşünüyorum. Güzel anılarımız başarılarımız tamam oldu. Fakat bu uzun bir yolculuktur. Eğer bu yolda başarısızlıkla karşılaşırsanız bu yolculukta inmek zorunda kalırsınız gibi bir şey diyor. Tudor'un vizyonu Galatasaray için yeterli mi? Sen bizim vizyon sorumlumuz olduğun için. Vizyondan sorumlu devlet bakanı olarak Tudor'un futbolculuk geçmişinin son derece yeterli olduğunu düşünüyorum. Ama Galatasaray teknik direktörü olabilecek kapasitesinin henüz daha olmadığını düşünüyorum. Bu başarılı ya da başarısız olur demek değil. Soruya verilmiş bir cevaptır. Tudor'un antrenörlük kariyeri Galatasaray'a hoca olacak bir kariyer değil. Fenerbahçe'ye geçiyoruz sevgili seyirciler. Tudor Galatasaray'a hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Her iki taraf için de inşallah hayırlıdır. Hem Galatasaray için hem Tudor için. Hem de Türk önemli için başarılar ya. Yakalar inşallah. Bu ligin güzel olması büyük kulüplerimizin, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın son haftaya kadar şampiyonluğun içinde kalması, o heyecanı taraftarına yaşatmasıyla güzel. İnşallah Galatasaray taraftarı Tudor'un gelişiyle tribünlere döner. Tudor da bu taraftara iyi bir Galatasaray'ı izletir ve herkes mutlu olur, mesut olur. Galatasaray'a noktalıyoruz. Fenerbahçe'ye geçiyoruz. Krasnodar'la oynayacak yarın saat 19'da Fenerbahçe. Bir önce muhtemel tahmini 11'imizi verelim. Fenerbahçe'nin yarın sahaya çıkması muhtemel 11'i. Kalede Volkan, savunmada Şener, Kayer, Neuschneider, İsmail. Orta alanda Mehmet Topal, Josef, Lens, Alper Sol. Forvet'te ise Fernandao ilk 11'ini bekliyoruz. Gökhan, Emenike var. Volkan Şen kadroda yok. Yani kadroda 18'in içinde olmayacağını açıkladı Dikkat Uakat. Advokat'ın açıklamalarını da birazdan ekrana getireceğiz. Şöyle bir durum var Gökhan. Krasnodar yaklaşık 2 aydır ligler oynanmıyor. Sadece hazırlık maçı ile maç eksiğini gidermeye çalışıyor. Çünkü Rusya'da havaların soğuk olması sebebiyle lige bir ara veriliyor. Mart'ta başlıyor yanılmıyorsam Rusya'daki ligler. O sebeple uzun zamandır resmi maç oynamayan bir takıma karşı Fenerbahçe deplasman maçına çıkıyor. Ne dersin? Maç kondisyonu çok önemlidir. Maç kondisyonu çok önemlidir ama ben Rus takımlarının ve Rus takımlarında oynayan yabancı oyuncular dahil olmak üzere oradaki oyuncuların... Bu arada UEFA Avrupa Ligi 2. tur maçı yarın saat 19 dedik ama seyircilerimize de soruyoruz. Hangi takımımız turu geçer UEFA Avrupa Ligi'nde? 24 Spor Gece sorusunu da arkadaşlarımıza söyleyelim, ekrana getirsinler. Fenerbahçe, Beşiktaş, Osmanspor 3 takımla mücadele ediyoruz. Sizce hangi takımımız turu geçer? Ya da takımlarımız ya da. Yani biz takımlarımız yazmadık oraya. Herkes kendi fikrini söyleyebilir. Hangi takımlarımız? Zaten takım böyle bir yani çoğul takım, bir kelime olduğu için. Mesela bak onu da hemen söyleyelim. Taraftar zaten çoğul bir şeydir. Taraftarlar da olmuyor. Taraftarlar yani. Da olmaz. Biz yani. Arada kaldık takım yazım dedik. Yazım dili olarak. Arada kalmadık abi. Net bir şekilde ifade ettik takım dedik. Ay takımlarımız dedik. Tamam uzatma abi öyle. Tamam kaş göz oynatma. Tamam. Ne dedik abi? Krosnalar. Bilmiyorum. Rusya sen söyleyeceksin. Ha, soğuktu. Ben söyleyeceğimi söylemiştim. Soğuk dedin. Ben Rus takımlarından hani soğuk iklim ülkesinin takımlarının genelde bu lig arası sebebiyle bir sıkıntı yaşadığını hiç görmedim. Ama Krasnodar, şimdi bak Fenerbahçe'ye bakıyorsun, Beşiktaş'a bakıyorsun. Osmanlıspor'u bu söyleyeceğim şeyin dışında tutabilirim ama Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi camialar, özellikle mesela Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde liginden ne şartlarda geldiği ortada olan Beşiktaş'ın UEFA Kupası'nda ve Fenerbahçe'nin de başladığı gruptaki göstermiş olduğu başarıyı da düşündüğümüzde Fenerbahçe ve Beşiktaş takımlarının Krasnodar'mış, Hapoel, neydi Hapoel'in sonrası devamı? Hapoel. Beşeva. Mesela Hapoel Beşeva gibi garip garip yani mesela kimse kusura bakmasın da mesela Hapoel Beşeva gibi ben bir tek Hapoel'i biliyorum mesela. Hapoel'e tamam, gittim. Hapoel Hayfa diye bir takımla oynadı Beşiktaş mesela. Ben o maça gittim. Çok güzel bir yer Hapoel. Evet. Ama şimdi Hapoel 40 bu Berşeva 40 yıldır şampiyon olamıyormuş. İnanılmaz bir yatırım yapmışlar. 40 yıldır hayalleri kül kedisi. Mesela
Hoffenheim vardı Bundesliga'da. Şu anda o kül kedisi masalını yaşıyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Krasnodar gibi takımı, Hapoel Berşava ya da Beşava gibi takımları rakip olarak ben görmüyorum, bu söylediğim küçümsemek anlamında gelmesin. Yani eğer ki hedef, şimdi Hapoel takımının hedefi ne? Ben Baleri'yi dinledim gündüz. Bizim İsrailli var ya Baleri. Fenerbahçe'den Hapoel'e nasıl geldi? Dur abi, şimdi başka şeyler söylüyorum. Genel bir değerlendirme yapıyorum her iki takım açısından. Krasnodar'ı konuşuyorduk. Ne bir dakika be kardeşim. Sonra Krasnodar, Hapoel'de aldın soluğu. Hapoel'den aldım, birazdan da Pauk'tan çıkarım. Şunu söylemeye çalışıyorum. Ya hedefleri burada bitmeyecek olan iki takımımız var. Fenerbahçe ve Beşiktaş. Hedefleri burada bitecek olmasını kabul etmiş iki takımla oynayacaklar. Ya Krasnodar'ın hedefi UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynamak mı zannediyorsun? Değil. Bu gruptan çıkmak da çıktı, eyvallah. Bundan sonra Fenerbahçe elenirse kimse o takıma bir şey demez. Krasnodar'a kimse bir şey demez. Yani lig arası vermişler. 10 tane hazırlık maçı yaptılar. Krasnodar'ın oynadığı UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı maçların da... Bak abi, gruptaki maçlara bak sen. Bombaya bak. Gruptaki maçlarda bir tane doğru düz takım mı yenememiş? İl Bey'den rica edelim. Onu da ekrana getirsin. Krasnodar'ın UEFA kadar, Avrupa Ligi karnesini o getirene bakacağız. Kadar birkaç tweet okuyalım. Soru sorduk. Bakalım. Ahmet Öztecik demiş ki Fenerbahçe ve Beşiktaş kalitesiyle geçer. Osmanlıspor bence zorlar. Adana'dan selamlar abi demiş. Aleyküm selam kardeşim. Can Özcan demiş ki bence inşallah hepsi geçer ama eşim Beşiktaş diye bağırıyor. Çok selam var, iyi yayınlar diyor. O da bağırıyor. Biz bak de, görüyor musun? Ben bağırıyorum ya. Evdeki hanımlar da bağırıyor. Evdeki hanımlar. Eğer bizleri eşinizle beraber izliyorsanız lütfen sesinizi yükseltin. Bir yükseltin abi. Bağırın Beşiktaş, Fenerbahçe, Osmanlıspor. Kim istiyorsunuz? Bağırın abi. An itibariyle şu an yükselsin sesler. Gökhan evde buna alışkın sevgili seyirciler. Herkes aynı şeyi yaşasın istiyor. Evdeki hanımlar sesi yüksek olsun. Özlem bak şu an hemen reaksiyonu verdi abi. Kadir Guguk demiş ki seçme şansım olsaydı hepsi derdim ama kalbimden geçen Beşiktaş. Abi, İlbey dedi ki bir grafiğe bakalım dedi. Bakalım. Bakalım istedin çünkü adam haklı. İstedin o gelene kadar bir konuşayım tamam abi, dedin. Tamam peki. Ne tamam peki? Tamam bakalım. Ne dediysen yapıyor adam. Bu da böyle, ben yönetmen dostuyum İlbey, sen bakma buna. Ben okuyayım, sen o sırada tweetlerden seç. Krasnodar'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki karnesine bakıyoruz. Üçüncü ön eleme turundan gelmişler. Bu nasıl bir isim abi? Takımın adına bak abi. Krasnodar, bir Kirkara. 3-1, 3-0. İçeride dışarıda yenmiş. Playoff'a gelmiş. Krasnodar Partizani. 4-0, 0-0. Güzel skor. Gol yememiş. Yani iki tane Avrupa Kupası eşleşmesinde sadece bir gol yemiş. Geliyoruz gruba. Salzburg dışarıda 1-0. Nice içeride 5 tane atmış. Ki bu önemli bir... Bu önemli bir. Ya içerideki gösterge. Maç için önemli bir gösterge. Yani Nice... Şimdi içerideki Schalke maçına bak. Schalke biraz hani Fenerbahçe kıvamında bir takım yani. Yani Schalke'ye zorlanmış. Schalke maçında zorlanmış iki maçta da. Evindeki maçı 1-0 kaybetmiş. Dışarıda da 2-0 kaybetmiş. Yani dolayısıyla Krasnodar'ı gol atamadığı maç sayısı çok az ama. Bizim Krasnodar'ı konuşurken bizim ne Salzburg, ne o Birkirkara, ne Partizani, bunlara bakmayacağız. Bu takımlarla yaptığı eşleşmelere bakmayacağız. Bu takımın Schalke ile oynadığı maçın performansına bakacaksın. Schalke ile oynamış, kaybetmiş. İçeride de dışarıda da. Dolayısıyla Krasnodar bence maç başlamadan bir öngörü olarak söylüyorum. İçeride de dışarıda da Fenerbahçe'nin yenebileceği bir takım. Turu deplasmanda alabilecek bir futbol oynayabilir mi Fenerbahçe? Bu soru işareti. Kağıt üstünde baktığında Fenerbahçe favori. Ama kağıt üstünde baktığın zaman her zaman kağıt üstü saha üstüne çıkmıyor. Saha üstündeki başarını ortaya koymak için iyi top oynaman lazım. Fenerbahçe çok uzun zamandır iyi top oynamıyor. Sıkıntısı bu Fenerbahçe'nin. O bıyık altından yaptığın, el altından yaptığın gülümsemenin devamını istiyorum. Buyursunlar. Tunca, neden gülüyorsun? Abi ya ben hep gülüyorum. Neye gülüyorsun Allah, abi? Orada komik bir şey var. Ben burada ciddi ciddi bir şey konuşuyorum. Futbol anlatıyorum sana. Ama sen... Koray demiş ki Gökhan Dinç habire gider yapıyor size demiş. Bana diyor. Yani sana diyor. Dikkatli ol bence. Niye, ne yapacaksın? Tunca demiş ki Krasnodar turu geçer abi. Baklavasına iddiaya girelim demiş. Bizim Tunca gelmişti ya bize. Röportaja. Bir baklava getir diye onun vurgusunu yapıyor. Yani. O baklavayı mı çıkartacak? Bilmiyorum. Hadi girdik iddiaya. Genç arkadaşım. Krasnodar mı Fenerbahçe mi? Ben Fenerbahçe tur atlayacak diyorum. Tunca. Hem de içeride dışarıda yenecek, tur atlayacak diyorum. Yılmaz yani demiş ki hiçbiri geçemez. Çok şahane futbol oynuyoruz demiş. Biraz ironi yapmış. Üçü de elenir demiş Engin Akçay.
İsa 3 de tur atlayamaz. Osman'ın gücü yetmez. Beşiktaş ve Fenerbahçe ciddiyeti almıyorlar demiş. Burak Aksu, gönül ister 3'ü de tur atlasın. Bence hepsi aynı şansa sahip bir Galatasaraylı olarak dualarım. Onlarla başarılar dilerim. Helal olsun demiş. Aslan parçası sana. Gökhan Başkan, Coşkun hastayım. Enerji yine pek tabii bir süper demiş. Akın Eyvallah. Şahin. Rusya'da hava soğuk, kısır bir maç bekliyorum demiş. Orhan Köroğlu. Hava soğuk ama şartlar hava sıcaklığıyla doğru orantılı değil. Sağın içerisinde 10 derece falan derece sıcaklık olacakmış. Öyle bir şeyler söylüyor. İlker Temel demiş ki Haluk abi yönetmen İlbay Ziya Şengül'ün oğlu mu demiş. Evet. Ziya abiye de buradan saygılarımızı getirelim. Fenerbahçe'nin efsanesi Ziya abinin oğludur. Eğer Ziya abi yatmadıysa ki bu saatte hayatta yatmaz. Ziya abi ellerinden öpüyorum. Saygılarımızı iletiyoruz Ziya abi. Advokat neler söylemiş ona bakalım. Hadi bakalım. Bakalım abi. İlbey kendisiyle ilgili kurduğumuz cümleleri dinliyordu şu anda. Ekrana verdi. Krasnodar bu maça hazırlanmak için 10 küsür karşılaşma oynadı. Dolayısıyla bir maç eksiği problemi yaşayacaklarını sanmıyorum. Aynen ben de öyle düşünüyorum. Hoca Van Persie'nin şu anda bizle olmamasının sebebi antrenman yapacak olması ve daha fit duruma gelmek zorunda. Bir dakika yani dur. Demek ki sakatlık yok. Yok değil. Demek ki sakatlık yok. Bak maç bak fit olmak zorunda demek başka bir şey, sakat demek başka bir şey. İyileşmesi lazım başka bir şey. Demek ki Van Persie sakat değil. Bence Van Persie bu deplasmana gelmek istemedi abi. Ben sana başka bir tartışma konusu açayım. Onu bilemiyoruz. O bilmediğimiz bir bence şey. Bence bu deplasmana gelmek istemedi. Bu bilgi istemedi. Mi tahmin mi? Bu tahmin. Ha tamam. Bilgi nasıl bilgi olsun abi? Van Persie ile konuşmam lazım. Evet, belki hani onun etrafında da bir sürü arkadaşı oluyor. Van Persie ile konuşmadım ama ben Van Persie. Bu ne demek abi? Van Persie'nin şu anda bizle olmamasının sebebi antrenman yapacak olması. Fit değil diyor. Yani daha fit duruma gelmek zorunda. Van Persie Türkiye'ye geldiği günden beri bir türlü fit olamadı yani. Hiçbir hocaya yaranamadı. Peki devam et abi. Turun ilk karşılaşması bizim için çok büyük önem teşkil ediyor. İyi skor almalıyız. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Krasnodar'dan hangi oyuncuyu Fenerbahçe'de görmek istediğimi biliyorum. Ama bunu haftaya söyleyeceğim demiş. Yani Krasnodar'da bir oyuncuyu çok beğeniyorum diyor ama bunu şu anda söylemeyeceğim. Çok akıllısın be hocam. Biri hat-trick yaparsa onu söyleyeceksin. Eğer içeride dışarıda yenersen hiçbirini istemiyorum diyeceksin. Bu kadar basit. Lig ile Avrupa arasında sadece bir seçeneğim varsa Avrupa Ligi'ni kazanmayı tercih ederim. Seneye ise ligi kazanmayı isterim. Çünkü bu sene... Abi havlayı attım diyor hoca. Ben attım diyor havlayı. O yüzden bana teklif yapmayın abi. Bana teklif yapmayın diyor. Ben havluyu attım diyor ya. Seneye ise ligi kazanmayı isterim ne demek? Seneye kalıyorum diyor. Ya bırak kalacak olsa 50 kere kabul etmişti şimdi ya. Kalacak olsa onun Hollanda'da başka planları var ben sana söyleyeyim. Hollanda Futbol Federasyonu ile ilgili başka planları var. Mr. Dirk Advokat'ın. Dolayısıyla ben o yüzden Fenerbahçe'nin teklifini beklediğini düşünüyorum. Peki Fenerbahçe'nin 11'ine bir göz atalım. Muhtemelen 11'ine bir kez daha üzerinde konuşmadık şöyle, çünkü. Şöyle Şikertel. Kayer miydi, Şikertel miydi eksik olan ya? Şikertel cezalı. Öyle mi? Hasan Ali'nin sakatlığı var. Onu biliyoruz. Volkan Şen'i de çok enteresan bir şekilde. Yani Volkan Şen bu tip deplasmanlarda sizin ihtiyaç duyabileceğiniz... Demek ki niye ne diyor biliyor musun? Ben kontratak oynamayacağım diyor. Çünkü Volkan böyle atacaksın önüne gidecek, o topu da ezecek. Ama aslında Fenerbahçe'nin şey oynadığı sistem tamamen kontratak futboluna dayalı bir sistem bence. Ya. Yani daha çok savunmayı ön plana tutup hızlı hücumlarla, Lens'le... O kadar. Yani Lens, bak şimdi Lens'le oynadığın zaman... Lens, Volkan Şen iki kanatta Lens... olduğu zaman çok hızlı hücuma çıkabilen mi bak, tabii? Bak hızlı hücuma çıkmakla kontratak futbolunu tercih etmek arasında fark var. Yani... Bu 11 ideal 11 Fenerbahçe'de. Eksikleri çıkarsak, düşünmezsek. Emenike'nin de bu arada 18 kişilik maç kadrosunda olacağını açıkladı. Ya ben anlamadım abi. Yani gerçekten bu kulüplerimiz ya bu adamı kadro dışı bıraktın. Emenike'yi, Van der Wiel'i. Şimdi kadroyu alıyorsun. Ya niye alıyorsun abi? Niye affediyorsun? Niye gönderdin? Niye affediyorsun? Aynı şeyi Galatasaray yapınca eleştiriyoruz. Fenerbahçe yapınca da eleştireceğiz. Niye alıyorsun abi adamı? Şimdi Van Persie'yi buraya getirmedin. Emenike var kadroda. Ve maç kadrosunda olacak. Ha, o Emenike sahaya çıkacak ve maçı kurtaracak. İnşallah kurtarır. Bak inşallah kurtarır. Mesela dakika 80 olsun, 0-0 olsun, iki tane atsın, maçı kurtarsın. Bir şey ben çok isterim bunu ama abi sen bu adamı bir gönderiyorsun. Adamı zaten psikolojik olarak hazır olup olmadığı net olarak belli. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar belli. Ya şimdi sen bu adamı kalkıp sen niye bu kadar zorluyorsun ki bu adamı yani? Cenk Sarp diyor ki Fenerbahçe Kayseri'ye yenildi deplasmanda. Evet. Krasnodar'ın kıyasının Kayseri Spor'a yaparsan Fenerbahçe'nin deplasmanda kazanması zor. Ama tabii bunlar arkadaşlar her maç kendi içinde farklı hikayeler barındırıyor. Yani Fenerbahçe'nin Kayseri Spor deplasmanında oynadığı futbol... Bak öyle bir şey olur ki.
Mesela uçakta seyahat ederken bir motivasyon olur, tamam mı? Bir enerji oluşur takım içerisinde. O enerji 3 gün boyunca devam eder. Sahaya çıkarsın, bir bakmışsın ki bambaşka bir Fenerbahçe izliyorsun. Bak böyle bir şeydir yani. Futbol böyle bir şey. Bu kadar küçük. Mesela atıyorum sahaya girerken geldiğinde otobüsün içerisinde bir motivasyon patlaması oldu. Ya da motivasyon düşüklüğü oldu. Tam tersi. Bu kadar ince şeylere, nüanslara bağlıdır aslında futboldaki motivasyon dediğin şey. Hocanın soyunma odasında yapacağı konuşma bile çok etkilidir Haluk ya. Bak samimi söylüyorum. Olmaz mı? Ben mesela o kadar hocanın, 3 tane hocanın, 4 tane hocanın, 1, 2, 3, 4 tane hocanın soyunma odasında bulundum. Bak samimi söylüyorum. Yani ben böyle gömleği, kravatı yırtıp ver hocam bana forma diyecek pozisyona geliyorsun. Hasan Göğüş demiş ki abi iyi yayınlar inşallah 3'ü de tur atlar ama ben bir Konyaspor taraftarı olarak gönlüm Osmanlıspor'dan yana demiş. Osmanlıspor'u da konuşacağız. Onlar da Olympiakos deplasmanına gittiler. Yani bence aralarında en zor eşleşme Osmanlıspor'un Olympiakos eşleşmesi. Ama Osmanlıspor'un motivasyonu ne biliyor musun? Kaybedecek bir şey yok. Ve Mustafa Hoca da ligi önemsiyorum demiş zaten. Birazdan onu da konuşacağız. Mustafa Hoca da mesela bu tür maçları tecrübe etmiş bir hocadır. Hani her ne kadar Osmanlıspor Trabzon'dayken yaptık, oynadık, beraber oynadık hatta o maçları. Şimdi Osmanlıspor tarihine baktığında burada olması bile tarihini altın harflerle geçmiş durumda Mustafa Hoca. Buradan sonra yapacağı her hamle ekstra bir üzerine işte ekmek kadayıfın üzerindeki kaymak gibi olur. Cihan Mercan demiş ki Emre Çolak 3 kez Deportivo'da ayı futbolcusu seçildi. Helal olsun. Emre'nin yeğeniyle beraber teyze amcaoğluyla beraberdik geçen hafta. Daha önemlisi Hamit de mesela gitti geçen hafta. Tabii ki bundan daha önemlidir. Hayır yani. Hayır. Hamit de Altın Top'ta mesela Bundesliga'ya gitti. Haftanın oyuncusu seçildi. Darmstadt'ta değil mi? Yani biz burada Emre Çolak'a da çok ağır eleştirilerde bulunmuştuk. Yani, kim? Yani gene biz kendimiz için söylemiyorum. Türkiye spor kamuoyu. Ben hiç eleştirmedim abi. Mahkemeye verdi. Helal olsun sana dedim. Hayır, bir daha ver abi mahkemeye. Ben onlardan bahsediyorum. Oynadığı futbol olarak söylüyorum. Yani Galatasaray'da hiçbir zaman oynadığı futbolu yani Emre Çolak bizim vazgeçilmezimiz dedirtmedi. Ama Haluk, ama şimdi hocaların da payı var mı acaba ya? Şimdi mesela üstünde durmuyorsun. Acaba baskı mı burada çok fazla? Ya da orada üstünde baskı durmuyorsun. Hissetmiyor. Üstünde durmuyorsun ya da, anladın mı? Yani hani üstünde durmuyorsun. Bir umut ışığı vermiyorsun adama. Adam diyor ki biliyor şimdi Türkiye'deki genç oyunculara verdi şansı. Çok iyi değerlendiremedi. Allah bir daha bana şans sitesine gelmez diyor. Cemil Çilek demiş ki Krasnodar'ın Fenerbahçe'nin oynadığı futbol bir kenara, o şehirde Atatürk Meydanı ve büste olması efsane. Yani o da tabii çok önemli. Yani, müthiş. Ben bilmiyordum mesela. Ben sanki okumuştum bir yerde, duymuştum ama. Ben okumamıştım. Ben vallahi bilmiyordum. Cemil teşekkür ederiz. Çok önemli bir iş tabii. Tuncay Duman çok keyiflisiniz abi. Bodrum'dan selamlar demiş. Tabii Bodrum'da olunca her şeyden keyif alıyor insanlar. Ya geçen hafta oradaydım abi. Var ya yemin ediyorum böyle bir şey oraya hiç mi kış gelmez be kardeşim? Hiç mi kış gelmez ya? Bu arada neyse. Görkem demiş ki Haluk abi Rusya'da, İsrail'de, Yunanistan'da fethedip geliriz rahat olun. Çal mehteri demiş. Ver mi? Görkem Göztüm. Peki Fenerbahçe ile ilgili yarın da maç saat 19'da programımızda tamam. Çok ayrıntılı bir şekilde maçı konuşacağız. Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaşlı izleyicilerimizi bekletmeyelim. Tamam. Daha fazla. Beşiktaş'ta İsrail'de Hapoel deplasmanında olacak. Beşiktaş'ın da muhtemel 11 ile başlayalım dilersen. Olur. Biz muhtemel 11 ile başlayalım. Senin yokluğunda yaptık ama acaba doğru mu yaptık bilmiyoruz. Çok... Kitap okudum. Fabrizio, Gökhan Gönül, Marcelo, Mitrovic, Tosic. Aferin. Atiba Oğuzhan. Olur. Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun. Bu kadar. Mesela bak bilmiyorum. Ya Oğuzhan'la başlar mı bilmiyorum. Oğuzhan'la ilgili sıkıntısı var Şenol Hoca'nın son birkaç haftadır. Haklı haksız belli değil yani. Ben haksız olduğunu düşünüyorum. Oğuzhan varsa Atiba Oğuzhan direkt yazarım ben. Benim tek kafamda soru işareti Oğuzhan orada oynayacak mı? Ya da Tolga'yla mı başlayacak? Mitrovic iyi işler yaptı. İyi takım oyuncusu olduğunu gösterdi. Aynı zamanda takımın ileriye çıkması anlamında da oldukça önemli işler yapıyor. Tosic eski bildiği yerde oynayacak. Bakalım eski bildiği yerde ne gösterecek bize? Babel'in arkasında oynayacak. O önemli. Babel'in ileri çıkışları anlamında. Yoksa Beşiktaş şu anda ideal yazdığın kadro hemen hemen ideal kadrosu zaten. Bir tek Oğuzhan'la ilgili bir soru işaretimiz mi var diyorsun? Hayır, Oğuzhan'la ilgili
kadro, yani muhtemel 11'de bir soru işaretim var. Yoksa Oğuzhan'ın performans anlamında benim için yani soru işaretim yok. 10 oyuncunun yeri garanti, Oğuzhan'ın yerinde bir soru işareti var. Bir soru işareti var. Yani kaptanla çıkmayabilir gibi geliyor bana. Ama oradan yaptığım telefon konuşmalarıyla ilgili söylüyorum bunu. Orada bir soru işareti var. Peki, ama ben olsam hiç sürdürerek Oğuzhan'la başlarım. Hapoel takımının karnesine de bir bakalım. Avrupa Kupalarında. Onu da değerlendir. Az önce Fenerbahçe'de yaptığımızın aynısını burada da yapalım. Tamam. Yani çok tanıdığımız, bildiğimiz takımlar olmadığı için belki sevgili seyircilerimiz de çok iyi takip etmemişlerdir. O sebeple Avrupa Ligi'nde oynadığı maçların fotoğrafını çekelim istedik. Tamam. Şerif takımını ben Peace Cup'a gitmişti Beşiktaş Güney Kore'ye. Oradan tanıyorum, biliyorum. İyi yatırım yapmış bir takım ama sonrasında ne yaptı bilmiyoruz tabii. Bakalım 3-2-0-0. Ha, oradan gelmiş. Sonra kimle eşleşmiş? Hapoel Olympiakos'la eşleşmiş. Olympiakos'u elemiş. Bak bu güzel. Bak bu bir şey gösteriyor sana mesela. Evet. Olympiakos. İçeride dışarıda mesela gol yememiş Olympiakos'tan. Sonra ne yapmış? Celtic'le. Abi içeride ama çok gol atıyor bu adamlar ya. Bak. İçeride dışa 2 gol orada atmış. 1 gol orada atmış. Celtic deplasmanında 2 gol atmış. Ki o goller sayesinde gelmiş. Elenmiş pardon. Yediği goller sayesinde. Sonra dönmüş Avrupa Ligi'ne. Celtic içeride 2-0 yenmiş, deplasmanda 5-2 kaybetmiş. Saçmalık işte, hokkabazlık yani. Yani Şampiyonlar Ligi'nde neredeyse atıyormuş kendini Şampiyonlar i̇şte, Ligi'nde. Ama atamam. Yani şöyle, 40 yıldır bir hayali gerçekleştirmiş, şampiyon olmuş. Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitti. Yani Şampiyonlar Ligi oynamaya hak kazanmış. Ama bakıyorsun Şampiyonlar Ligi seviyesinde asla olmadığını gösteriyor şu. Kardeşim sen Celtic'i içeride 2-0 yeniyorsun, rövanşında 5-2 kaybetmeyeceksin. Demek ki motivasyon anlamında sıkıntıları var diyebiliriz. Gelelim K grubuna. Avrupa Ligi'nde. Şimdi burada da mesela puan eşitliğiyle devam ettiler biliyorsun. Puan eşitliği ama ikili averajda önde olduğu için Avrupa Ligi'ne devam etti. Deplasmanda Inter'i 2-0 yendi. Bak abi mesela tarihlerine geçtiği geçen bir galibiyet bu. İçeride de 3-2 yendiler. Heh, yani dolayısıyla şimdi hafife alınabilecek bir takım değilmiş gibi gözüküyor Inter karşısında ama. Çok gol atıyor şimdi, onu söyleyebiliriz. Onu söyleyebiliriz. Çok gol atıyorlar ve gol yemiyor da değiller yani bak. Hani Southampton maçına bakıyorsun, evet Sparta Prag'dan bir tane yemiş. Southampton deplasmanında yine bir tane yemiş. Inter'den iki tane yemiş ama Inter'den yemiş diyorsun. Velibas şimdi, çizelgeniz yanlış demiş. Acaba hangi bir hata mı yaptık? Bu maçlarla ilgili onu da yazsın bize. Tabii şimdi biz hepsini tek tek çek edemiyoruz. Onu alalım. İyi Bey diyor ki yanlış alalım. En doğrusu. İzleyici daha doğrudur. İzleyici daha doğrudur. İzleyici net bir şekilde yani bize ifade etti. Yani o bir tane detay yakalamış olabilir. 2-0'dan 3-2 yenmiş Hapoel Inter'i. 2-0 geri gelmiş, 3-2 yenmiş. Evet. Tamam abi ben yani ben şunu söylüyorum ama abi şimdi zaten hani, Veli Baz demiş ki 3-2 yenilip 0-0'la nasıl tur atlar demiş. Bakalım. Ben de orada bir takıldım ama işte 3-2 yani hani ben söylemeyeyim dedim de. İlbey diyor ki biraz daha mesaj gelirse Bahadır'ı stüdyoya yollayacağım. Yani. Göndersene bir Bahadır. Şuraya bir alsana, bir cezalandıralım. Allah aşkına bir ya, lütfen ya. Ya bu insanlar da Bahadır'ı görmeyi hakkı var ya. Ya ne olur ya. Bu grafikleri yapan adamı görsünler abi. Bahadır'ın günün videosundan sonra ikinci bombası. Bak günün videosu seçme hakkından emekli ettik. Yakında grafikten de emekli edersek erken emekli olur. Söyleyeyim. Peki erken Şenol Hoca'ya bakalım. Hadi Şenol Hoca'ya bakalım. Neler demiş? Dinliyor muyuz? Dinlemiyoruz. Bakıyor muyuz? Grafik. Ne oldu kulağında senin? İlbey kulağında abi. Sesim dönüyor. Ha. Hapoel Bir Şeva'nın. Bir değil. Bir. Berşeva. Berşeva. Ber. Hapoel Berşeva'nın futbol anlayışı. Hapoel'in futbol anlayışı oldukça iyi. Bravo sana. Kent olur ve hızlı oynayabilen bir takım. Teknik oyuncuları da var. Zor bir maç olacaktır. Sahaya çıkıp oynayacağız. Ne olacağını bilmiyoruz. Kaybetmekten her zaman 0-0'lık bir sonuç iyidir. Ancak kazanmaktan iyi değildir. Ne demek istedi Şenol Hoca? Bir dakika bir açalım. Kaybetmekten her zaman 0-0'lık bir sonuç kaybetmekten iyidir. Ancak kazanmaktan iyi değildir. Allah kazanmaktan... Allah zaten öyle değil midir abi? Anlamadım ya. Bir dakika. Kaybetmekten her zaman... Ya böyle bir, bunu niye böyle yazarsın ki? Ya hoca böyle söylemişse de Allah aşkına Bahadır ya 0-0'lık sonuç kaybetmek 0-0'lık sonuçtan daha iyidir mi diyor abi. Ya ne dediğini biliyor. Hocam yen gel Allah aşkına ya. Hem ligi hem de Avrupa Ligi'ni kaldırabileceğimizi düşünüyorum. Sahadaki
sahada karakterini ortaya koyan bir takım görmek istiyorum. O maçın hangi maç olduğu önemli değil. Ya hoca diyor ki biz kazanmak istiyoruz ama diyor berabere kalırsak da diyor. Sıkıntı değil. Kötünün iyisi olur diyor. E öyle. Şimdi sen 0-0 yani, bitirsen maçı Gökhan. Yani hiç ya hiç oynanmamış. Yani, tek maç üzerinde oynadı. Vodafone Arena'da herhalde. Ya bir şey söyleyeceğim şimdi. Geçeriz. Rütük olmasa bir şey söyleyeceğim de. Hani konsol oyununda var ya içinden geçti diye. Normalde bu sağından atıp solundan geçmesi lazım Beşiktaş'ın bu takımı abi Allah aşkına ya. Yapmayın ya. Erkan yine 5 attılar demiş. 2015 yılında Bayern Münih 5, Arsenal 1. 2017 Bayern Münih 5, Arsenal 1. Real Madrid maçı da 3-1 bitti galiba. 3-1 Real Madrid Napoli'yi ilk yarıda geldi. Mesela çok ilginç. Biz ilk yarısını izleyebildik seninle. İki maçın da ilk yarısını dönüşümlü olarak izledik. Güzel maçlardı. Olması gereken oldu. Zaten ilk yarıdaki performanslara baktığında olması gereken oldu desek doğrudur. Şenol Hoca'nın hemen açıklamalarına bakalım. Ben Hapoel Berşeva'nın adını bile dediğim gibi Şenol Hoca'nın zaten basın toplantısında da söyledi. Avrupa'daki takımlar arasında isminin okunmamış olması son derece normal. Maccabi biraz daha duyulmuş bir takım dedi. O da normal. Gerçekten Maccabi'yi biliyoruz biz. Maccabi Haifa, Maccabi Tel Aviv takımlarını. Ama bu arkadaşları yeni duyduk. Umarım Mehmet, sadece bu gece ya yani yarın gece duyarız. Mehmet Cengiz demiş ki Şenol Hoca eşittir felsefe demiş. Bunda ne felsefesi var abi? Tamam felsefe biliyor ya biraz karışık bir felsefe var orada. Ya bu nasıl? Bunun nesi felsefe? Ya ben okurken tamam anlaşılıyor tabii yani o kadar da şey yapmayalım da. Hani abi kaybetmekten yedir falan gibi bir şey söylemek istemiştir hoca herhalde. Ya öyle de o ya zaman. Ya 0-0'lık beraberlik kaybetmekten yedir ama ve lakin kazanırsan da çok iyi olur falan gibi bir şey. Engin demiş ki anlatım bozukluğu var cümlede. Şenol Hoca öğretmen kökenlidir. Bu şekilde cümle kurmaz demiş. Acaba şimdi benim de kafamda soru işareti. Bahadır Bey üzerinde Bahadır'ın üzerinde bir baskı oluştu ya şu anda. Acaba yok yok buna benzer bir şey söylemiş ya. Birebir çevirmiştir ha. Birebir çevirmiştir diyorum yalnız. Birebir yazmıştır. Samet dinleyip demiş ki Haluk abi Şampiyonlar Ligi maçları olduğu gün program saatini değiştirseniz nasıl olur? Ne yapalım? 2'de mi başlayalım? İnsanlar öyle istiyor. Ne yapacaksın abi? Yarın program yine aynı saatte değil mi? Evet. Onu da söyleyelim insanlara. Hani Beşiktaş maçını izleyemeyecek olan insan ya yani izleyicilerimiz için alternatif bir... Hakan Tutar demiş ki Türk takımları her zaman ülke ilişkileri iyi olmayan ülke takımlarıyla eşleşiyor. Tesadüf mü demiş? Tesadüf. Ya bu sıcak top, soğuk top filan onlar yok biraz be abicim, olmaz mı? Tamam oraya da gir abi. Orada da bitir. Orayı da inanmayalım. Orada da hokkabazlık yapıyor. Her yer hokkabazlık zaten abi. Sen de her yer hokkabaz abi. MHK hokkabaz, TFF hokkabaz, başkanlar hokkabaz, futbolcular hokkabaz, hakemler hokkabaz, kura çekimi hokkabaz, Infantino hokkabaz, Platini hokkabaz. Platini hokkabaz doğru. Bir de neydi o kel? Bizim kel neydi ya FIFA başkanı? Infantino. Ya şimdiki değil ya. FIFA başkanı diyorum. Sepp Blatter. Şu anki Hokkabaz. FIFA başkanı Sepp Blatter şey Infantino tamam ya, o abi, Hokkabaz. Neydi o kel deyince FIFA başkanı deyince benim aklıma tamam, Infantino geldi yani. Özür dilerim Gökhan. Şu anki FIFA başkanı. Tamam. Platini giden. Atamer demiş ya. Ki kim? Konu Beşiktaş, Atamer Bayramlılar. Konu Beşiktaş Cimnastik Kulübü olunca niye Şenol Güneş'in basın toplantısı görüntü eşliğinde verilmiyor demiş. Fenerbahçe'yi de öyle vermedik. Biz burada zaten çok az VTR veriyoruz arkadaşlar. Yani biz genelde grafik veriyoruz. Okan Alataş demiş ki tırnak içinde süt kupası Arsene Wenger. Yani Arsene Wenger 2 nokta üst üste süt kupası. Yani Fikret Başkan'a gönderme yapmış ki Okan Alataş bizim iyi Beşiktaşlıdır. Okan Alataş iyi Beşiktaşlıdır. Yani Okan galiba yollarda bir iş yapıyordu ama yanlış hatırlamıyorsam radyodan. Mehmet Cengiz demiş ki Haluk Yürek eşittir samimiyet. Gökhan Dinç eşittir ne peki? Sor abi. Gökhan 24 Dinç spor gecesi soruyor. Gökhan Dinç eşittir ne? Ay, Gökhan Dinç eşittir ne? Haluk Yürekli samimiyetse Gökhan Dinç ne? Eyvah. 24 spor gecesi etiketine yazın arkadaşlar. Ben Twitter'a bakmak Gökhan istedim. Dinç eşittir. Karşılığında da benimle ilgili ne düşünüyorsanız. Ben gerçekten bakmak istemiyorum şu anda. Niye Osmanlı Spor'u konuşalım. Niye bakmak istemiyorsun? Hayal ne bileyim. Peki İnşallah şey güzel şeyler bak, gelir. Bak bu kadar hazırlık yapmışsın. Fenerbahçe'nin 11'ini. Gıyabımda Beşiktaş'ın 11'ini. Yapmışsın. Osmanlı Spor'un 11'ini niye yapmadın? Nerede abi grafik? Hani iki tane takım. Osmanlı Spor takım mı değil abi? Bakayım şimdi. Ha, Osmanlı Gökhan Spor Dinç eşittir. Oynamıyor mu abi? Gökhan Dinç eşittir. Şimdi... Kötüleri bul bakalım bulabiliyorsan. Gökhan Dinç eşittir. Eşittir evet. Bu arada... Ünal Demirci demiş ki İvan Bebek baş hokkabaz demiş. O en büyük hokkabaz evet. Haluk abi, Gökhan abi bugün Haluk abiden daha beyaz değilsin demiş. Gökhan abi kapanışı sen yap. 2 gündür sesin kesiliyor demiş. Bugün kapanışı sen yap. Yapmayacağım peki. Abi kapanışı. Ben küstüm. İlbe'ye de küstüm. Sana da küstüm. Kapanış konusunda. Olympiakos'un Avrupa karnesine bir bakalım. Osmanlı Spor'un rakibi
Gökhan Dinç eşittir 24 spor gecesi. Bak bak. Bir tane güzel bir şey gelmiş de onu okuyamıyorum. Bak bak bak. Karşıda ne yazıyor? Bak prompterında ne yazıyor? Gördün mü prompterı? Bana söyledi de söylemedim. Kim söyledi? Kulağına başka bir şey mi söyledi? Gökhan Dinç eşittir çok iyi bir hayvansever demiş. Çok iyi bir? Hayvansever. Evet. Gökhan Dinç eşittir ön yargı demiş. Taha Demirbaş. Ne? Mehmet Cengiz diyor ki Haluk abi onu da yazmıştım. Adam diye diyor. Veli Baz adam gibi adam eşittir Gökhan. Adam. Bak İlbey'den adam mesaj gibi var adam. Ya herkes seni o herkes adam diyor ya. Ne oldu Gökhan canım? Dinç eşittir. Mor da güzel bir renktir Haluk Yürekli. Mor da güzel bir renktir. Zannettin ki insanlar benimle ilgili kötü şeyler yazacaklar. Ömer Barlas demiş ki Haluk Bey Galatasaray bölümü kısa sürünce Gökhan Bey'e satışacak yer arıyor demiş. Doğan Feryat Haluk Yürekli hokkabaz demiş. Senin bu hokkabaz işlerin hep bunlar senden çıkıyor. Osmanlıspor'u konuşabilecek miyiz abi? Tam girdik meseleye. Olympiakos. Evet. Olympiakos'la mı oynuyor Osmanlıspor? Evet, deplasmanda. Doğru mu grafik Doğru. acaba? Bakalım. Bakalım Mustafa Reştakçı'ya bakalım bir grafiğine. Hayır abi bir şey. Olympiakos'un karnesine bakacağız. Sırası neydi? Olympiakos'un karnesine çok fazla vaktimiz kalmadı. Çünkü derbiyi de konuşacağız. Pazartesi oynanacak. Onunla ilgili de grafiğimiz var kesin. Bunu okur musun sana zahmet? Abi ta Mustafa hocama bak be. Aslansın hocam aslan. Aslan be şu güzelliğe bak be. Her tarafı tarz yemin ediyorum. Gözlükler, Gizem demiş sakallar. Ki Gökhan Dinç eşittir Levent Nazifoğlu demiş. Gözlükler, sakallar bak o güzel ya. Bugün var ya hocayı deplasmanda havalimanında gördüm. Böyle bir şey olur mu ya? Yemin ediyorum genç lise öğrencisi gibi yakadan indirmiş kravatı da. Cenk Salk Gökhan Dinç eşittir Baykuş demiş. Baykuş terbiyecisi lazım o zaman bana. Olympiakos kendi liginde ve Avrupa ligindeki başarılı sonuçlarıyla ve coşkulu seyircisiyle işimizi zorlaştıracak. Biz gerek ismimizi gerekse ülkemizi temsilden dolayı baskı hissedeceğiz. Bunun üstesinden gelecek oyunculara sahibiz. İki ayaklı olan bir maçta kazanmayı düşünüyoruz. Ama kazanamıyorsak yenilmemeyi de düşünüyoruz. Ben yine ligi önemsiyorum. Tercihim ligdeki performanstan yana, hoca ligdeki performanstan yana diyor. Ama göreceksin ki Osmanlıspor yarın Olympiakos karşısında gerçekten yapması gereken şeyi yapacak. Bu arada Arap Yılmaz bizim eski hoca, benim futbol kariyerimi bitirmiş olan Arap Yılmaz arkadaşım, yani abim daha doğrusu arkadaşım demeyeyim. Gökhan Dinç mükemmelliktir demiş. Gökhan Dinç eşittir bunları... gecenin bu saatinde bu pozitif enerjiyi nereden buldu, hocam, bulduğunu bilmediğim bey gömlekli arkadaş demiş. Adam onu yazan kim o? İsmi doku. Ya işte ismi bir tuhaf. Yani okuyamıyorum. Hani sessiz harfler yok. Ha öyle mi? Peki. Canım kardeşim, sessiz harfli canım kardeşim. Teşekkür ediyorum. Bu arada Yılmaz Hoca onu şimdi söylemeyeceksin. Biz mükemmel kalecilik yaparken bizi gönderecektin Sarıyer'e. Bonservis parası olmadan öyle gönderecektin. Biz de topçu olacaktık. Mehmet Cengiz demiş ki abilerim bu yakıştırmayla programa yön verdim. Bir an olur oldum olmadım da değil yani. Selam olsun Mehmet Cengiz sana. Sağ ol kardeşim katkın için. Biz böyle işte nasıl başlıyoruz nereden bitiriyoruz? Olympiakos'un karnesine bir bakalım. Bak İlbey dedi ki yönetmen dostu diye promptora da yazmış aslan kardeşim. Aa okumayacaksak yazmayalım diyor adam. Rejiden yazmış. Şey stüdyodan yazmış okumuyorsun be. Nerede abi göremiyorum ki. Nerede mi göremiyorsun? Ver abi getir abi. Ver telefonunu. Oradan söyle ya. Ver telefonunu abi. Ver buraya telefonu. Ben buradan okuyacağım. Ver abi. Gökhan Dinç Nicolas Cage yazmış birisi. Nicolas Cage mi? Onda daha fazla saç var arkadaşlar. Ver abi. Gökhan Dinç uzaylı demiş abi. Olabilir. Gökhan Dinç eşittir kel diyen var. Ne diyen var? Kel. Aa çok ilginçmiş gerçekten. Taha Demirbaş demiş ki Gökhan Dinç eşittir Haluk Yürekli demiş. Eyvallah. O zaman bak bu güzel oldu. Bu güzel yakıştırma oldu. Teşekkür ediyorum. Gökhan Dinç eşittir Fenerbahçe taraftarı demiş Can Mehmet. Beşiktaş düşmanı demiş Celal. Gökhan Dinç eşittir sana demiş. Neyse ya. Konu abi, çok ne diyor abi ne diyor? Osmanlı ile ilgili bir şeyler söyledin mi? Söyledim mi abi? Tam bitti mi? Hayır sen dinle. Bu şuraya bak abi ya. Böyle bir şey yok. Halı sahada düdüğü hayır, çalmaya abi, bekleyen çok... abi gibisin ya. Böyle bir şey görmedim ya. Düdüğü çal. Düt bitti. Abi şu Olympiakos'un bir Ali tanesi. Ali Erkut demiş ki program yüzüne kapatılan adam demiş. Ya evet abi senin yüzün iki gündür. Küsüm abi ben sana. Hadi vereceksen versen de kardeşim ya. Ver abi. Herkese fırça ya. Enes Karaşahin kardeşimiz demiş ki abi onu bunu boş verelim de ekrana çok yakışan insanlarsınız. Allah yokluğunuzu göstermesin demiş. Abi. Canım kardeşim Jim operatörü Enes Karaşahin yıllarını Jim'ye verdi. Jim ile olan dostluğu sayesinde bir sektör açtı ve o sektörde de ilerliyor. Allah yolunu açık etsin. Gökhan Dinç, gel abi. Evet, evet. Gökhan evet. Dinç eşittir. 24 spor gecesinin neşeli yüzü, samimi insan. Çok teşekkür ediyorum. Emre Akkoyun.
Enes güzel şeyler Karaşan geldi seninle ilgili yalnız Gökhan. Ben niye şaşırıyorsun bunu? Ben bayağı şaşırdım. Şaşırırsın tabii. Gel. Şaşırtıcı bu. Enes Karaşahin kardeşimiz işte şu anda hareket eden Jimmy'nin operatörlüğünü yapıyor. Gerçekten yoğun ve humma. Sırtında kamera taşıyor. İnanın o demir çubuğun ucundaki kamerayı. Oğuzhan ayıp demiş ki Gökhan Linç eşittir taşıyor yoklama demiş. Mehmet yok, Cengiz yoklama. Evet abi anladım ki programı sabote eden mi biziz. Akışınızı baltalıyoruz tamam demiş. Tamam mı Gökhan? Efendim? Bakacak mısın bana? Hayır abi bitti ben Enes'le konuşuyorum abi. Nasıl oluyormuş peki şu an? Nasıl hissettin Mustafa kendini? Mustafa Reşit Akça'yı verecek miyiz? Verdik abi verdik zaten. Ya birisi Haluk'u birisi programa çağırsın Allah aşkına ya. Haluk gelir misin programa? Bakıyorum akışımıza. Bizim bir programımız var. Tamam istemiyorum. Beşiktaş Fenerbahçe fikstüre bakabilir miyiz? Senden rica sen ediyorum İlbek. Derbinin Beşiktaş'ı vereceğiz mi? Galatasaray Beşiktaş. Ben böyle bir şey Gökhan'cığım derbi pazartesi. Ya neden gülüyorsun? Okudun mu sen Mustafa Beşiktaş'ı? Evet sevgili seyirciler Galatasaray. Ya gülme. Bak böyle yapma ne olursun. Sen de rica geldi kriz geldi. Amorsan verme abi. Affedersiniz evet değerli izleyiciler de. Ya ben bu böylesini de görmedim yemin ediyorum. Hep bu abi. Gökhan Linç eşittirle başladı her şey ya. Ne veriyorduk onu? Ne veriyorduk? Ben bir derin nefes almam lazım şimdi. Bir şey söyleyeceğim ben böyle bir hokkabazlığın içine girmeyeyim ben. Gel abi bana ben gel bana. Hayır kapatmıyoruz ne yapıyorsun? Hayır kapatmayacağız abi anons edeceğim. Günün videosu. Var mı? Tamam, var mı? Bir şey söyleyeceğim. Sesim açık mı Haluk? Açık. Ya şu görüntüden sonra bunu bugünün videosu diye bize seçtirten her kimse Yeşim derhal istifa. Yeşim gel. Yeşim'den bizi izleyen Yeşim'den geldi bu fikir. Ya Yeşim Hanım bu zaten eski bir görüntü. 3 gündür biz izliyoruz bunu her yerde. Tamam ne var bunda? Günün videosu değil abi. Bugünün videosu değil. Haftanın videosu olabilir ama günün değil yani. İlbey diyor ki ben bütün gün dedim size abi vermeyelim günün videosu. Evet abi verme abi. Ne veriyorsun ki? Abi lavaboda çocuğu yıkıyor. Atiba'nın o eşi. O lavaboda bir de tabak çanak yıkıyor abi. Çocuk uyuyor yalnız abi. Ya çok şeker ya. Allah nazardan saklasın. Abi çocuğa bak uyuyormuş gerçekten. Atiba da Beşiktaş tezahüratıyla giriyor. Haydi Kartal haydi Kartal haydi diye geliyor. Peki abi biz herhalde pazartesi derbisini konuşamayacağız. Konuşalım abi niye mıyız konuşamıyoruz? 3 dakika var abi ver grafiği. Ver grafiği. Neden derbi pazartesi günü sorusunun cevabı için bir grafik hazırladık arkadaşlarla birlikte. Çok zor bir grafikti bu. Gerçekten yapması son derece zordu. Evet güzel. Bakalım eksikler var mı İlbey yaptığı için. Bak aldığına göre kesin bir şey var. Bahadır yapmış. Şey Bahadır yaptığına göre kesin aldığına göre geri. Bir şey mi var yine? Kesin bir şey var. Ben demedim ama. Var mı? Bizim kapatmamız lazım bugün abi. Bir şey sıkıntı var mı? Var mı? Var mı? Sıkıntılıymış. Vallahi o da mı? Bahadır bugün. Bahadır. Açıklıyorum abi. Bahadır bugün o Altuğ'dan izin almış. Aydın'a gidiyor. Cumartesi günü. Onun mutluluğuyla sanıyorum. Cumartesi gidiyor. Yani herhalde adam işten ayrılıyorum diye düşündü. Yani izne gidiyor Altuğ izni. Bir şey söyleyeceğim. Cumartesi gidiyor olmanın verdiği mutluluğu perşembeden mi yaşıyor abi? Hadi yoklamayı alalım ne olur. Alamayız abi bir dakika iki dakika kaldı. Ne yoklaması abi bu saatten sonra? Almıyoruz tamam kapatıyoruz. Alma abi. Kapat İyi abi geceler.